Para makam çalışanlar 3250 lira maaş alırken son dönemde doların yükselmesi ve enflasyonun beklenen üzerinde gelişmesi neticesinde gerçekten son 3 ayda kamu çalışanları 2 maaşları eridi. Bununla ilgili Türkiye genelinde basın açıklamaları, basın toplantıları yapıyoruz. Herkes sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Kesken'le. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Yıllardır uygulanan ülkeyi enerjiden sanayiye, tarımdan gıda ürünlerine kadar her alanda dışa bağımlı hale getiren yeni liberal politikalar sonucu yaşadığımız ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Siyasi iktidar kriz miriz yok ama bugün maaşlarını alan 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi olarak elimize geçen bodrolarımız öyle demiyor. Artan hayat pahalılığı karşısında gittikçe eriyen, daha cebimize girmeden borçlarımıza, kabaran faturalara giden maaşlarımızla ayın sonunu getiremiyoruz. Siyasi iktidar her gün kriz biriz yok, bu da geçer yahu diyor. Ama geçmiyor. Zam tasarrufu her gün gittikçe artıyor. Bebek mamasından bebek bezine, tutun, meyve sebzeden, simite, iğneden ipliğe her şeye arda arda zamlar yapılıyor. Düşünün simit 1 TL iken %50 zamla 1,5 TL oldu. Bilindiği üzere TÜİK tarafından 3 Ekim'de açıklanan rakamlara göre aylık enflasyon %6,30, yıllık enflasyon ise %24,52. Hükümet temsilcileri söz konusu rakamların sürpriz olduğunu, uzmanların dahi bu derece yüksek enflasyon rakamını beklemediğini açıklıyor. Tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçileri de artan hayat pahalılığında gittikçe yoksullaşmaktadır. Toplam 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi, yandaş konfederasyon yönetimi ile hükümet arasında imzalanan, hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyon rakamlarının esas alındığı satış sözleşmelerinin bedelini ödemeye devam etmektedir. Yandaş konfederasyon yönetiminin son satış sözleşmesinde altına imza attığı rakamlar çoktan kurulmuştur. Bilindiği üzere 2018 yılı için ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında %3,5, 2019 yılında ise %4 ve %5 artış yandaş konfederasyon imza atmıştır. Yani şu anda aldığımız %3,5 zam, Temmuz ayında aldığımız zam enflasyon karşısında ermekle kalmamış, kurulup gitmiştir. Öte yandan emekçiler için satın alma gücünü, refah durumunu gösteren en önemli ölçü, yaşanan gerçek enflasyon üzerinde örten TÜİK verileri değil, açlık ve yoksulluk sınırı verilmektedir. Keskin Konfederasyonumuzun araştırma birimince hazırlanan raporda açlık ve yoksulluk sınırı 2214, yoksulluk sınırı ise 6237 olarak hesaplanmıştır. Düşünün ki asgari ücret alan, yani 1603 lira 12 kuruş alan milyonlarca asgari ücretlinin durumunu düşünmek bile gerçekten abes diye düşünüyorum. Yani 1603 lira bu kadar enflasyon ortamında bu insanların geçinmesi mümkün değil. Yani bizim yarımız kadar maaş alan bu insanların sorunları çok acile çözülmelidir. Yani asgari ücret hiç Ocak ayı beklenmeden en az 2000 lira olmalı. En az. Türk lirasının döviz karşısında değer yitirmesi kamu emekçilerin satın alma gücünü ciddi şekilde eritmiştir. Örneğin sene başında yani 2018 Ocak ayı itibariyle 3250 olan maaş kamu emekçisinin enflasyon farkı %4 oranındaki toplu sözleşme zammı sonucunda Temmuz itibariyle 3664 liraya çıkmıştır. Ancak söz konusu kamu emekçisi Ocak ve Eylül arası 9 aylık dönemde döviz kurundaki ortalama artıştan kaynaklı olarak 1067 lira dolar kaybı yaşamıştır. Kısacası sene başında maaşı 3250 olan kamu emekçisi dolar kurundaki artıştan kaynaklı olarak 9 aylık dönem içinde 2 maaş kayıp yaşamıştır. Bizler keske bağlı sendikalarının üyeleri olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Yaşanan krizin sorumlusu ücretleri gerçek enflasyon yerine hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyon rakamlara göre belirlenecek gittikçe yoksullaştırılan büyümeden pay verilmeyen sendikalar teker teker yok edilen asgari ücretliler, işçiler, kamu emekçiler, emekliler değildir. Dolayısıyla işçilerin, emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur. Tam tersine yıllardır yaşadığı kayıplardan kaynaklı alacağı vardır. Bunun için sadece bu yıl değil,
Yıllardır yandaş bankaların altına imza attığı satış sözleşmeleriyle sonucunda yaşadığımız kayıpların telafi edilmesini, maaşlarımızda Ocak ayı beklemeden hemen şimdi yaşanan gerçek enflasyon temel alınarak artış yapılmasını, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek gibi temel ihtiyaç varlarına yapılan zamların geri alınmasını, hiç zam yapılmamasını, kamu emekçilerin iş güvencesini ortadan kaldırmaya hedefleyen saldırılara son verilmesini, sadece yaşadığımız gerçek enflasyon değil, bir ay önce açıklanan yeni ekonomi programında yer verilen 2018 yılı için %20.8, 2019 yılı için %15.9 enflasyon hedefleriyle Yandaş Konfederasyon Yönetimi'nin altına imza attığı son sözleşmesinin çoktan hükmünü yitirdiğini ispatlamaktadır. Bu nedenle kamu emekçilerinin temel sorunlarının çözümü için bütçe döneminden önce gerçek bir toplu sözleşme yapılması aciliyettir. Tüm kamu emekçilerinin insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve güvenceli bir çalışma için taleplerine sahip çıkmaya kesinlikle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.